Ah, Türkan, seni çok özledim. Ne? Babana ne olmuş? Ne diyorsun? Sahi mi? Hemen gidelim. Mahfi, büyük babamın adı. Büyük babamın Mehmet Mahfi, Miralay, albay yani o devir. Miralay Mehmet Mahfi. Paşa Bahçe'de doğmuş babam. Paşa Bahçe'de bir köşkleri var falan filan. Neyse. Soyadı çıkınca, soyadı kanunu 1935'te sanıyorum çıktı. Çıkınca Ayral soyadını almış babam. Olmuş Necdet Mahfi Ayral. Ben doğduktan sonra işte ben büyüyünce diyelim genç kız oldum. Ceyhan Mahfi Ayral. Hay Allah, değiştiremiyorum da ama herkes artık beni, hatta Sermet Erkin vardır, adını duymuşsunuzdur, sihirbaz, illüzyonist, kızar. Seni öyle tanıdık, öyle kullanacaksın. Yok derim, hani bu büyük babamın adı, benim hiçbir ilgim yok. Büyük, tamam büyük babam ama Ceyhan Mahfi Ayral. Senelerce böyle gitti. Sonra evlendim. Tözüm. Kocamın soyadı Tözüm. Kocam ses mühendisiydi. Rauf Tözüm. Nur içinde yazsın. Ben onu trafik kazasında kaybetmiştim. Efendim, o soyadını kullanmak istedim evlendikten sonra. Israrla Ceyhan Tözüm olarak kullandım. Mahfi'yi kullanmak istemedim. Ama hala beni eskiden tanıyanlar Ceyhan Mahfi diyor. E haklı. Senelerce öyle alışılmış. Ceyhan Mahfi Ayral. Bir de Tözüm var. A bir de benim iki adım daha var. Göbek adım var. Fatma. İspanyol adı evet. Gibi. Bir de kimliğimde M harfi nokta. O M harfi nokta da şey, babaannemin adı Mesadet idi. Mesadet. Babam onu da yazdırmak istemiş. Aa, uzun olur efendim demiş şey, katip o devirde. M yapmış, nokta yapmış. Fatma Ceyhan. Evet. Mesadet, Fatma Ceyhan, Mahfi Ayral Tözüm. Evet. İşte böyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben doğunca babam isim aramış. Hani kimse de olmasın bu isim. Hani Fatma'ydı şeydi ama Fatma Göbek adamı ayrı. Olmasın istemiş. Kamusu Türkiye'ye bakmış. O devrin sözlüğü. Bakmış, aramış, taramış. Bu kelimeyi bulmuş Ceyhan diye. Bakmış, aha güzel. Bu kelime olabilir demiş. Ceyhan adını vermişler bana. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesi şöyle biter. Uyan ey yâreli şîr-i Ceyhan, bu hâb-ı gafletten. Ulusa söylüyor, diyor ki, ey yaralı kükreyen aslan, uyan bu ölüm uykusundan, diyor. Şir, şiir değil, şir. Şir, aslan. Şîr-i Ceyhan, kükreyen aslan oluyor. Şöyledir benim sanat dünyasına adım atmam. Tabii babam vasıtasıyla oluyor. Şöyle ki, ben işte 5-6 yaşındaydım. Babam tiyatroda. Babam 1932'de şehir tiyatrosuna giriyor. Pergünt isimli bir eser oynanacak ki bu dünya çapında çok meşhur bir eser, çok güzel bir eser, kostümlü, müzikal bir eser. Pergünt'ün müzikleri meşhurdur dünya çapında. Bu eseri oynatacak, hatta Pergünt'ü Talat Artemel oynuyor. Solveig'ı işte Nevin Akkaya, Solveig sevgili oluyor kız, Nevin Akkaya oynuyor. Şimdi demiş ki babama Muhsin Bey, bir küçük kız çocuğu lazım demiş. O zaman böyle çoluk çocuk dolaşmıyor ortalıkta. Şimdi çocuk bolluğu var maşallah. Bak o devirde de çocuk vardı, çocuksuz değildi dünya ama yani bu kadar bol oyuncu çocuk yoktu o devirde. Bir kız çocuğu lazım, ne yapsak demiş Muhsin Bey. Çünkü babam sahne amiri, o
devirde hem oyuncu hem sahne amiri. Demiş ki evde kızım var, isterseniz getireyim demiş. Getir bakalım demiş Muhsin Bey de. Beni almış babam, götürmüş tiyatroya. Muhsin Bey herhalde bana bir şeyler sordu, onu hatırlamıyorum. Ondan sonra benim oynayacağım rol de şöyle. Solveig, genç kız işte, şeyin, Pergün'ün sevgilisi. Onun hayali, Solveig'ın hayali. Talat Bey, Pergün'te oynayan, sahnenin en önünde bir yerde oturuyor. Ben de en arkada küçücük benim kadar bir kapı, yani benim gireceğim kadar bir kapı, onun da önünde oturuyorum. Önümde bir tül perde, hayalim ya ben, küçük bir ışık ve ben böyle ağzımı açıp kapatıyorum. O niye? İçeriden Solveig, Nevin Akkaya, Solveig'in şarkısını söylüyor. Yani bir hayal. Anlatabildim mi? Evet. Öyle. Bir hayal. Öyle başladım. Bu Pergün piyesinin başında da Macar dansları oynanır. Bir köyde geçer. Macar dansları. Orada da Ferih Egemen'le bir küçük Macar dansım vardı. Yani iki rol oynadım. Bir Macar dansı, bir de Solveig'in hayali. Başlayış, o başlayış, 50 sene durmadan çalıştım. Şöyle, hem okula gittim, hem tiyatro yaptım. Önce ilk 10 sene çocuk piyeslerinde çalıştım, çocuk piyeslerinde oynadım. Sonra işte 12-13 yaşlarında dramda küçük roller oynamaya başladım. Sonra hep başroller oynamaya başladım. Mesela benim ilk başrolüm, şurada bir resim var galiba. Şafak'ta Gelen Kadın, o da dram tiyatrosunda oynamıştım. Dramda ilk başrolüm odur. Hiç durmadan oynadım. Devam ettim. 50 sene tiyatro yaptım. Bu arada da dublaja nasıl başladığımı anlatayım size. 60 senede dublaj yaptım. 10 yaşına gelmiştim. Babam beni dublaja götürdü. Şöyle, o zaman Arap filmleri furyası vardı. Çok Arap filmi gelirdi. Abdülvahap o zaman bir Mısır'dı, bir delikanlı diyelim. Abdülvahap karşısında da Ümmü Gülsüm. Bir genç kadın, karı koca işte oynuyorlar filmde. Bir de küçük kızları var, benim yaşımda bir kız. Bugünkü Sadri Alışık Sokak mı? Neyse, Ağa Cami'nin karşısındaki sokak. Eskiden Bursa Sokağı'ydı orası. Bursa Sokağı'na girdik. Sağda, ileride büyük bir bina. Onun ilk katında bir stüdyo vardı, seslendirme stüdyosu. Mahmut Moralı idare ediyor. Babam beni oraya götürdü, dublaj yapacağım, konuşacağım. Fakat boyum mikrofona yetmiyor. Mikrofon da öyle bugünkü gibi aşağı inmiyor, yukarı çıkmıyor, sağa sola oynamıyor. Böyle duran bir nesne mikrofon. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bir iskemle getirin dedi Mahmut Bey. İskemlenin üstüne çıktım ben, boyum anca yetti. Orada ne konuştumsa konuştum. O da başlayış, o başlayış. Bilgin Doruk'u çok konuştum, evet. Türkan, Fatma, Filiz, Hülya, Hülya'yı hiç durmadan konuştum. Öbür Hülya'yı da konuştum, iki Hülya'yı da konuştum. Emel Sayın'ın bütün filmleri benim. Neşe Karaböcek'in bütün filmleri benim. Ahu Tuğba'nın bütün demeyeyim ama çoğu filmli benim. Türkan, Filiz ve Hülya. Hülya'yı değil ama. Nevin Akkaya da. Çünkü mesela Mecidiyeköy'ünde bir stüdyo vardı. Hacar stüdyosu. Orada Türkan'ın filmi yapılacak. Beyoğlu'nda da bir stüdyo var. Orada da Türkan'ın filmi var. İkisine birden bir kişi yetişemez. Ya Nevin Hanım oraya gider, ya ben bu tarafa gelirim, ya o, yani değiş tokuş. İşi seviyordum, her rolü seviyordum.
her rolü oynarken heyecan duyardım. Seslendirme yaparken o karşımdaki ekrandaki ne oynuyor ise, ne tür bir karakter de oynuyorsa ben de onu konuşmaya, çünkü oyunculuk var Ser'de. Yani onu yapmaya çalışırdım. Bir kere dublaj öyle bir şeydir ki, iştir ki, gelir yabancı biri diyelim, dublaja bakar, aa der içinden, ben de yaparım, ne var burada, okuyor, konuşuyor, yap. Gelir mikrofonun karşısına geçer, hiçbir şey yapamaz. Şimdi bir kere mikrofonu bilmek lazım. Sahip olacaksın mikrofona. İşi seveceksin en başta. İşi seveceksin. Tiyatro da öyle, dublaj da öyle, sinema da öyle. İşi seveceksin. Her iş öyle ama. Yaptığın bütün işleri severek yaparsan başarılı olursun. Ve ekranda gördüğün karakteri canlandırmaya çalışacaksın. Tabii bu oyuncunun yapabileceği bir şey. Fakat oyuncu olmayanlar da, bakın Adalet, rahmetli Adalet Cimcoz oyuncu değildi ama pekala dublaj yapardı. Bu demek ki içten gelen bir şey, bir kabiliyet diyelim, yapardı. Öyle oyuncu olmayıp dublaj yapan pek yok gibi. Yok, bütün oyuncular şeydi yani, sahnede çalışmış insanlardı. Eskiden, şimdi bilmiyorum ne yaptıklarını. Şöyle bir şey anlatayım size. Pek önem verilmezdi. Yani şeyler, patronlar, şirketler tarafından pek önem verilmezdi. Bir hata yapılır mesela. Tamam tamam der, dublajda düzelir. Biz düzeltirdik. Ne hata ise eğer varsa düzeltirdik. 35, belki de 40 sene önce Fatma Sokak Kadını diye bir filmde oynuyor ve Antalya'ya gidiyor, portakal kazanıp geliyor. Ben gittim sahibine, dedim ki, Nevzat Bey dedim, hani portakal kazandı geldi ya dedim Fatma, orada dedim sesi dedim kapatsaydılar dedim, öyle dedim ödül ben. Şimdi bak, niye diyor bana, ne demek niye? Ses benim, canın ben verdim, portakalın yarısı benim. Ha, sahi öyle ya dedi. Dede filmin sahibi. Mahmut Dede Hayır. Yaşıyor. Gelir dublaja. Kapıdan girer. Bacım ne olur ağla. Ağla ki ben güleyim. Çünkü biz ağladıkça film iş yapardı. Halk böyle dışarı çıktığı zaman, film bitti ya, çıkıyor. Kaç mendil ıslattın? Öyle. Ay ne güzel ağladık, ne güzel ağladık. Bayılırlardı ağlamaya. Onun için biz hani seni seviyorum derken bile ağlardık. Ağlamaklı konuşurduk. Halk bunu çok severdi. O devir öyleydi. Şimdi insanlar gülmek istiyor. Adam böyle bir adım atıyor, ooo bayılıyorlar gülmekten. Ne var gülecek? İnsan espriye güler. Durup dururken gülmez ki. Bir daha hani filmlerde bir kahkaha sesi korlar. Çok kızıyorum ona. Amerika'dan geldi tabii bize. Ya sana ne, ben ister gülerim ister gülmem. İlle orada güleceksin. Sesini kullanabilen, tonlamayı bilen bir oyuncu pekala dublaj yapabilir. Ha, liseyi bitirdim. Ben aklım sıra doktor olacağım. Öyle hani ilkokulda, ortaokulda falan. Lise bitirdim, dedim ne yapacağım ben? Baktım tiyatroda profesyonel olmuşum. Ha dedim, mesleğim bu. Sorarlar mesleği nasıl seçtiniz? Vallahi derim, mesleği ben seçmedim, meslek beni seçti. Yalnız sinema için değil, İstanbul için, Türkiye için 40-50 dönemleri. Yani 40'tan 55'e kadar filan diyelim. O dönemler çok güzeldi. Sanat olarak da. Ve tiyatrolar tıklım tıklım dolardı.
İnsanlar kuyrukta beklerdi. Çok iş yapar. Ama o devirde tabii hani 3 tane tiyatro vardı. Bir Kenter var mıydı o devirde? Kenter ne zaman açtı? Neyse. Bir bizim komedi tiyatro. Ha, Muammer vardı. Bir de söyleyeceğim Elhamra salonunda oynayan İstanbul Opereti vardı. Hani Toto Karacalar'ın oynadığı, Gürriz'in babasının Lütfullah Sururi'nin oynadığı Elhamra sinemasında bir tiyatro vardı. Sahne vardı. Orada oynarlardı. Muammer Karaca'nın vardı. Bir de bizim komedi ve dram tiyatromuz. Başka tiyatro yok o devirde. Kıymet verilirdi işe. Saatinde gelinir. Bir şey kötüydü. Ama çok şükür ben alışmadım. Çok şükür diyorum. Bilmem siz içiyor musunuz? Sigara. Girersin dublaj salonuna, göz gözü görmez dumanda. Öyle hani sen sigara içiyorsun, çık dışarı, yok o zaman. Dublaj yapılan yerde sigaralar içiliyor. Ne kadar yanlışmış. Ne kadar yanlışmış. Ve biz o dumanın altında dublaj yapardık. Ben hiçbir zaman yani tiryakisi olmadım sigaranın, içmedim. Hatta bir eserde her gece bir sigara içmem gerekiyor piyeste. Gene de alışmadım. Demek diyorum, sonra düşündüm bunu. Benim vücudum nikotini istemedi herhalde. Öyle diyorum. Çünkü herkes içiyordu, ben içmiyordum. Dublaj zaten ezel ebed bizim Türkiye'de dublaj çok iyi yapılan bir iş. Ama kıymeti bilinmiyor. Hala bilinmiyor. Kulaklıkla biz yapmazdık eskiden. Biz ekrana bakardık, oynuyor. Senaryomuz önümüzde, okurduk, yapardık. Öyle kulaklık falan yoktu. Katiyen yoktu. Sonra çıktı kulaklık meselesi. Sonra biz Nevin Hanım hiç alışamadı. Hatta ben işte buraya koyarım, buraya koymam kulaklığı falan. Sevmeyiz kulaklığı biz. Ama çalıştım kulaklıkla. Mesela Yalan Rüzgarı'nda Lauren'ı konuştum 10 sene. Hep kulaklıkla çalıştım. Ama biz alışmadığımız bir şey kulaklık. Teknik çok ilerledi. Kocam ses mühendisiydi. Nur içinde yazsın. Rauf Döz'üm. Şöyle boyunu, hatta şöyle söyleyebilirim. Şöyle bir aparat, alet vardı. Böyle hani düğmeli mümeli şöyle. Bu kadar. Şimdi buradan oraya kadar aparatlar var. İsimleri nedir bilmiyorum o ses makinelerinin. Mikrofonlar istediğin yere gidiyor, geliyor. Yok eskiden öyle duruyor mikrofon böyle yerinde, kıpırdamıyor. Yani teknik çok ilerledi. Evet. Peki, ha bir şey daha var ki o iyi değil. İyi değil ama beceriyorlar. Tek tek insanlar kullanılıyor. Mesela geliyorum ben, rolümü okuyorum, okuyorum. Karşımdaki, yanımdaki yok. O yanımdakinin sözleri sonradan alınıyor. Başka bir gün geliyor mesela o arkadaş, kendi sözlerini söylüyor. Şimdi yapıyorlar işte, aferin. Önceden karşılıklı mı? Biz 10 kişi falan bir mikrofonda çalıştık. Böyle uzanırdık, artık oraya yetişeceğiz diye uzanırdık. Tabii 8 kişi, 10 kişi, 2 kişi hadi normal. 3 kişi de biraz normal de 4-5 kişi oldu mu çok zordu. Yaparız mikrofona yetişmek için. Bir mikrofon. Sonra eskiden bant mant yok. Filme alınırdı. Film yanardı. Ne? Dublaj sürü bağırır. Oğlum burada ip geçmiyor, film geçiyor, film geçiyor. Yani filme alınırdı sesler. Tabii. Biri yanlış yaptı mı o parça tekrar yeni baştan alınır. Böyle ters ters bakarlar. Hata yapana ters ters bakılır. Yine çalışılır filan. Öyleydi. Tabii. Bu radyoda, ben radyoda çok çalıştım, Arkası Yarınlar'da. Ve biz çok prova yapardık. Neden? Çünkü 49'da başladım ben. 59, 60, 60'ı geçtim. Yani çok 12-15 sene filan radyoda çalıştım. Arkası Yarınlar'da
Ekrem Reşit yönetmen, idare ediyor. Onun asistanı da Orhan Boran. Şu kadar, böyle bu kadar filan değil, şu kadar da değil, bu kadar plaklar konuyor ve o plak dönüyor, biz konuşuyoruz, alınıyor. Yanlış yaptın mı? Ay olmadı, dur bir daha alayım şunu. Yok. O plak gidiyor, kırılıyor, baştan alınıyor. Hepsi baştan alınıyor. Hani bantta durursun, yanlış yaparsın, ay olmadı dersin, bir daha devam edersin bantta. Ama plakta bu yok. Onun için çok 10 tane prova falan yapardık. Öyle plağa girerdik. Bu dediğim 1949-50-55. Sonra bant başladı, rahat ettik. Öf, dünya varmış. Bütün zorluklar o dönemdeydi ve evet, sevdiğimiz dönemler o dönemler. Başka bir şey söyleyeceğim. Ev kadınlığında da öyle. Kadınlar elde bulaşık yıkar. Kadınlar elde çamaşır yıkar. Öyle çamaşır makinesiydi, bulaşık makinesiydi. Yok öyle şey. Daha bir lüks dairelerde hava gazı vardı. Hani doğal gaz var ya. Hava gazı vardı. Ama daha basit evlerde ocak vardır. Ocağa kömür koyar. Kömürü tutuşturur. Kömür yanar. Onun üstünde yemek yapar kadın. Buna rağmen mutluydu insanlar. Bir de bu var. Çok mutluydu o devirde insanlar. Ama bir şey daha var ki ben bütün kötülükleri, iyilikleri falan oraya bağlıyorum. Kalabalık. Bu devirlerde İstanbul ya 1 milyon ya 1,5 milyon. 1,5 bile değildi. 1 milyon İstanbul. Bugün 20 milyon. Tepeler ev dolu. Kalabalık. Evde babamdı. Baba. Tiyatroda sanat arkadaşı babam. Mesela babam bir iki çocuk piyesi sahneye koydu. Ben oyuncuyum, o yönetmen. Yani vazife. Babam değil o zaman benim. Anlatabiliyor muyum? Öyleydi. Babamla 4 oyunda beraber oynadık. Sayılıdır yani, azdır. Bir tanesi komedide oynadım. Ben komedi binasında da 3 ya 4 oyun oynadım. Bir tanesi Modern Aile, Vasfi Bey'le oynamıştım. Modern Aile. Bir tanesi şimdi babamla oynadığım Ölüler Vergi Ödemez diye bir piyes. Onda babamla oynadığım Gecikenler diye bir piyes. 2. Dramda Kış Masalı'nda babamla beraber oynadım. Bir piyes daha olacak. 4 piyeste oynadım babamla. Fazla değil. Karşılıklı yani. Evde oturup da kızım onu öyle söyleme de böyle söyle. Şu oradan çıkma da bu taraftan şey yap. Hiç babam bunları bana öğretmedi, söylemedi. Ben bana Türkçeyi doğru dürüst. Çünkü okul görmedik biz. Biz okullu değiliz. Biz alaylıyız. Alaylı derler ama o kadar güzel sanatçılarla çalıştım ki, hani benim yaşımdakiler. Galip Bey, Vasfi Bey, Bediye Hanım, Şaziye Hanım, Necla Hanım, Samiye Hün. Ben Samiye Hün'ü örnek aldım. Çok örnek aldım Samiye Hün'ü. Onlarla çalıştım. Ha, Türkçe içinde İbrahim rahmetli oldu bunların hepsi. İbrahim Delideniz, Kemal Tözem, Ercüment Behzat Laf. Bu üçünden çok şey öğrendim. Babam bana karışmadı, hayır. Hiç oyunuma karışmadı. Ağlayan Melek diye Türkan'ın bir filmine konuşuyorum. Dublaj yönetmeni de Nurşin Deyatsın, Sacide Keskin Hanım. Sacide Hanım. Ben Türkan'ı konuşuyorum. İşte Türkan'ın gözleri görmüyor. Türk filmi malum ya işte. Gözleri görmüyor. Sonra adı da bir Rum kızı var. Rum kızı bir Ekrem Bora'yı getiriyor adaya. Ekrem Bora görüyor Türkan'ı. Çok beğeniyor. Alıyor Türkan'ı götürüyor. Bu aralar tabii hikayeler var. Gözlerini açtırıyor falan filan. Böyle bir konu. Şimdi ben kör.
Türkan'ı konuşuyorum. Adadaki bir meyhane gibi bir yer var. Faik Coşkun oynuyor meyhaneci. Onun kızını da Oya Peri oynuyor. Rum olarak. Rum taklidi yapılacak Oya Peri'ye. Bir arkadaş geliyor, yapıyor. Ben bildiğim için, yok diyorum, öyle yapma, şöyle söyle. Ha, olmadı. Sadece da hanım diyor ki, yok diyor, olmuyor diyor. O gitti, bir başkası geldi, olmadı. Bana dedi ki Sacide Hanım, sen konuş dedi. Aa dedim Sacide Hanım, hem Türkan'ı konuşacağım, hem Oya Peri'yi konuşacağım. Laurel Hardy gibi, yok dedim, yapamam. Yapamam. Oradan ses çeken Tuncer çıktı. Dedi ki, sen yaparsın dedi, ben idare ederim, yap dedi. E peki yapayım dedim. Yaptım. Kimse de hani bu sestir demedi. O ayrı bir ses, bu ayrı bir ses. Şimdi Türkiye'nin daha böyle bir hani kör ya daha bir baba yemeğini pişirdim. İşte baba ben pazara gidebilir miyim falan ağırdan aldım. Ötekin ah Türkan sensin. Ah çok seviyorum seni biliyorsun. Ben bugün İstanbul'da gittim. Orada şey falan olunca kimse bir şey anlamadı. Bu bir. Tiyatroda da çalı kuşu oynuyorum. Çalı kuşu oynuyorum. Üşütmüşüm. Ses gitmiş. Gırtlak öyle bir ses. Ateşim var. Yatıyorum. Anneme dedim ki tiyatroya telefon et. Gelemiyor. Çok hasta. Ateşi var falan filan. Etmiş annem tiyatroya. Aradan bir saat falan geçti. Nüvit, o da rahmetli. Nüvit Özdoğru koymuştu sahneye çalı kuşunu. Geldi apar topar. Dedi ki kalkacaksın. Ay Nüvit Bey sesim çıkmıyor. Nasıl konuşacağım yapamam. Çalı kuşu baştan sona. Çalı kuşu. Yok dedi geleceksin dedi. Ay yapamam Nüvit Bey ne olur ateşim var yapamıyorum halim yok. Yok dedi. Cık. Hay Allah'ım yarabbim. Oyuna da yani kalmış 3 saat 4 saat. Peki dedim. Peki geleyim ama dedim anons edilsin. Tabii dedi biz anons ederiz dedi. Tamam. Gittim tiyatroya. Anons edildi işte çalı kuşunu oynayan Ceyhan Hanım'ın sesi kısık. İsteyen kalabilir, istemeyen gider, parasını geri alır ya da başka bir oyun, başka bir gece gelir falan işte ne dedilerse artık bilmiyorum. Ve ben çıktım. O çatlak sesle çalı kuşu oynadım. Kimse de yerinden kalkıp gitmedi. O çatlak sesle beni seyrettiler. Bunu unutmuyorum. Tiyatro yapmak isteyen o kadar çok genç var ki tabii bunların hepsi başarılı olamaz. Çünkü tiyatro yapmak için tiyatroya aşık olmak lazım. Tiyatroyu çok sevmek lazım. Tiyatro disiplinli bir iş. Vaktinde gideceksin. Provana vaktinde gideceksin. Geç kalmayacaksın. Kısacası işini çok seveceksin. Sevmezsen eğer hiç yapma. Yapamazsın zaten sevmezsen. Vardır, öyle arkadaşlar vardır. Kolay değil dublaj. Uzaktan kolay görünür. Seyrettin mi kolay gelir. Geç mikrofonun karşısına. Yapamazsın. Kolay değil. Bir kere o canı vermek, o ruhu vermek, mikrofona yakın mı duracaksın, uzak mı duracaksın, yan mı duracaksın, onu bilmek. Bunlar hep teknik işi. Onun için kolay değil yani. Her ağzı laf yapan dublaj yapamaz. Ah Türkan seni çok özledim. Ne? Babama ne olmuş? Ne diyorsun? Sahi mi? Hemen gidelim.